Türkiye 2003'ten günümüze ormancılık, su ve meteoroloji alanlarında muhteşem yatırımlara, sıra dışı projelere imza atıyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak son 14 yılda suyla alakalı 6588 tesisi ülkemize kazandırdık. Bu tesislerin 451'i baraj, Deriner, Ermenek ve Çin'e Adnan Menderes gibi Türkiye ve dünyanın en büyük barajlarını hizmete açtık. Bereket burada. Birilerinin petrolü var. Biz de artık su akar, Türk bakar diyorlardı. Şimdi ne diyoruz biz? Su akar, Türk yapar. Cumhuriyet tarihinin en büyük sulama projesi Gölsu'nun ikinci safhasıyla 1071 gölet daha inşa ediyoruz. 2003 yılında sulamaya açılan arazi 25 milyon dekarken 64,3 milyon dekar arazimizi suya kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hizmete aldığımız tesislerle 42 milyon insanımıza içme ve kullanma suyu sağladık. İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya'nın 2071 yılına kadar olan içme suyunu temin ettik. Asrın projesi olarak da adlandırılan su temin projesiyle Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne içme suyu götürdük. Çevre dostu HES'lerle kendi enerjimizi üreterek yıllık enerji üretimimizi 26 milyar kilowatt saatten 94 milyar kilowatt saate çıkardık. Bölgesel projelerimiz olan Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz, Orta Anadolu, Batı Karadeniz, Marmara, Trakya, Ege, Akdeniz, Konya Ovası gelişim ve kalkınma projelerimizin çalışmaları aralıksız sürüyor. Ağaçlandırma çalışmalarımızda da rekorlara imza atarak 3 milyar 800 milyon fidanı toprakla buluşturduk. İnsanları şehir hayatının yoğun stresinden kurtarmak ve tabiat sevgisini canlandırmak maksadıyla 145 şehir ormanı, arıcılığı ve organik bal üretimini desteklemek maksadıyla da 356 bal ormanı kurduk. Milli park sayımızı 42'ye, tabiat parkı sayımızı ise 222'ye yükselttik. Türkiye genelindeki otomatik meteoroloji gözlem istasyonu sayısını 31'den 1674'e çıkardık. Bu yatırımlardan yeşilin her tonunun ahenkle dans ettiği, muhteşem güzellikteki yaylalarıyla huzur veren, coşkun denizin sert dalgalarıyla heyecanlandıran, Doğu Karadeniz'in parlayan yıldızı Rize'mizde nasibini aldı. Yeşili, ormanı, dağları, dereleri, deniziyle göz kamaştırıcı bir güzelliğe sahip, toprağı cömert, mahsulü bereketli, yiğit insanların diyarı Rize'ye son 14 yılda 12 milyar liralık büyük bir yatırım gerçekleştirdik. Bu yatırımların 570 milyon liralık önemli bir kısmı bakanlığımıza ait. Rize'nin içme suyu problemini çözüyoruz. İnşaatı devam eden ve proje safhasındaki içme suyu tesislerinin tamamlanmasıyla birlikte yıllık toplam 12,62 milyon metreküp içme suyu temin edilerek Rize'nin 2050 yılına kadarki içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayacağız. Tamamladığımız 52 dere ıslahıyla Rize'mizi taşkın zararlarından koruduk. 7 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Kurduğumuz Rize Şehir Ormanı ve 6 mesire yeriyle vatandaşlarımıza rahat nefes alabilecekleri yemyeşil alanlar kazandırdık. Orman köylerinde yaşayan vatandaşlarımıza 9,5 milyon lira Orköy kredi ve hibe desteği sağladık. 7 bal ormanı tesis ettik. Gelir getirici tür ağaçlandırmaları yaptık. Rize'mizde ilan ettiğimiz Kaçkar Dağları Milli Parkı ve 4 Tabiat Parkı'na gözümüz gibi bakıyor, gelecek nesillerimize aktarabilmek için canla, başla koruyoruz. Rize'mize 23 meteoroloji gözlem istasyonu ve yıldırım tespit ve takip sistemi kurduk.
bunlarla iktifa etmedik. Rize'mize ne yapsak az diyerek 89 milyon liralık 14 müjdeyle daha geldik. Bu müjdelerle Rize'yi taşkınlardan korumaya devam edecek, 1 milyon fidanı toprakla buluşturacak, İyidere Mesire Yeri ve Ballıdere Bal Ormanı'nı tesis edecek, Kaçkar Dağları Milli Parkı'nda çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirecek, Ardeşen, İkizdere ve Çamlıhemşin'de birer otomatik meteoroloji gözlem istasyonu kuracağız. Rize'de destan yazmaya devam ediyor ve bugün de aralarında şehir merkezi, 3 ilçe, 20 köy, 12 mahalle ve 2860 dekar araziyi taşkın zararlarından koruyacak. Dere ıslahları, köprü ve menfezlerle korunan alanlarda yapılacak yürüyüş yolları, taş parke ve ahşap kaplama köprü gibi çevre düzenleme çalışmalarının da yer aldığı toplam 207 milyon lira maliyetli 16 tesisin temelini atıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Binali Yıldırım'la hükümetimiz önderliğinde Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana yapılan yatırımlardan daha fazlası, son 14 yılda yapılarak hayal bile edilemeyen projeler gerçekleştirildi. Yaptığımız bütün bu yatırımlar Türkiye'mize ve Rize'mize hayırlı olsun.